Sevgili seyirciler, Şanlıurfa'dan İstanbul'a geldik ve İstanbul'daki temaslarımız devam ediyor. Sürekli stüdyolarımıza ağırlamış olduğumuz değerli iş insanı Ali Rıza Gök abimizin ofisindeyiz. Şöyle söyleyeyim, o her zaman bize konuk olurdu. Bugün de biz ona konuk olalım dedik. Bir dönelim bakalım ne diyecek. Efendim merhabalar. Merhaba, Nasılsınız, nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu Hoş arada. bulduk. Hep Nasıl? siz geldiniz. Bugün de biz gelelim dedik. Şimdi aslında siz bayağı geliyorsunuz. Bu Evet. geçen bir belediyenin herhalde tanıtım şeyi oldu burada. Oraya geldiniz. Yine ben denk gelmedim. Ben Gaziantep'teydim. Ben de hani burada sizi ağırlamaktan onur duyarım. Burada hemşehrilerim sadece siz değil, genel olarak hemşehrilerimi bir hasret var ya. Batının doğuya, memlekete bir hasreti var. Müşerref olduk. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Başarı bize ait. Teşekkür ederiz. Hemen konuya girelim isterseniz. Ülkede görünen, gözde görülen, elle tutan ciddi anlamda ekonomi bir sıkıntılar var. Siz de iş dünyasındasınız ve işverensiniz. Ne gibi sıkıntılarınız var, ne gibi sorunlarınız var? Örnek vereyim, elektrik çok pahalı oldu mesela. Maalesef yani elektrik ve akaryakıt ülkede sirayet etmediği, etkilemediği hiçbir branş yok. Dolayısıyla bu sirayet ettiği zaman da ekonominin halka yansıması oluşuyor. Yani gerçekten zor günler, iyimser bir insanım. Hani böyle biraz daha böyle hayata ve ülkeye pozitif bakan biriyim ama gidişat biraz daha böyle endişe verici duruma doğru gidiyor. Ama çözümler olmayacak mı? Burası Türkiye Cumhuriyeti. İlla ki bunun da bir çözümü olacaktır. Biraz daha sabır, biraz daha sabır diyeceğiz. Peki mesela işçilere verilen zamlar vardı. Onlar da sizi etkiledi mi? Ya bizi etkiledi. Şimdi kendi penceremizden baktığımız zaman işveren olarak evet maaşları vermekte güçlük çekmeye başladık. Çünkü maliyetler kurtarmıyor. Diğer tarafa empati yapan biriyim. Diğer tarafa dönüyorum. Ya bu adam asgari ücretle geçinemiyor. Yani öyle bir hal aldı ki işveren maaş veremiyor. Maaş alan o maaştan geçinemiyor. Maalesef durum an itibariyle o. Yani artık şey diyorlar buna minimum geçim ile alakalı. Yani açlık sınırı dediğimiz o kelimeyi çok kullanmak istemiyorum. Açlık sınırının çok altında insanlar var artık. Yani bir müdahale geçen bir röportajda yine söyledim. Ülke borçlanacaksa borçlanalım. Çünkü bundan daha kötü bir gün yok. Ve gün geçtikçe de insanlar krize giriyor. Aile facialar oluyor, boşanmalar oluyor. İşçiyle işveren arasında kavgalar oluyor. İş çığırından çıkmadan devletimizin bir müdahale etmesi lazım ki onu da bekliyoruz. Yani bugün Aslında yarılır. sosyal sıkıntılar daha da çoğalmaya başladı. İntiharlar çoğalmaya başladı. İşte onu söylüyorum yani intihar değil. Ya bir yuvanın yıkılması da intihar değildir. Adam geçinemiyor. Hanımla ayrılıyor. Ya bu da bir ölümdür. Tabii. Yani illaki ölümün fiziken dünyadan göçmesi değildir ki ölüm. Ölüm bir ailenin dağılması da ölümdür. Buna sirayet etmiş. En yakın dostlar, en yakın arkadaşlar bıçak kemiğe dayanmış. Alacak verecekten dolayı kavgalı olmuş, küsmüş ya da dediğimiz gibi cinayete varmış ya da intihara varmış. Bunun önüne ben bunu görüyorsam devlet de bunu görüyordur. Tek yani iyi düşündüğüm o. Devlet de bunu görüyordur. Bir tampon, bir süspansiyon ayarlayacaktır. Şu an şartlar müsait değildir diye düşünüyorum ama bu böyle gitmediğini benden daha çok devlet yetkililerimiz görüyordur yani. Ben bir esnaf olarak görüyorsam, bir vatandaş olarak görüyorsam bunu devlet de görüyordur. Peki efendim size şöyle söyleyeyim. Şimdi İstanbul'da oturuyorsunuz. Evet. Şanlıurfa'ya böyle baktığınız zaman ne gibi özlemler çekiyorsunuz mesela? Şanlıurfa'nın ben ara ara gidiyorum. Yani ayın 10 günü falan artık Urfa'dayım. Gaziantep'te de bir tesisimiz var. Mecbur bu hem balık tesisi için hem plastik fabrikası için. Ayın 10 günü gidiyorum. Bir kısmen o özlemi attım. Ama çocuklar mesela hala hasretler. Urfa'nın her tırnaklı ekmeğine hasretim. Sabah patlıcan biberine hasretim. Sabah sokakta yürürken selamlaşmaya hasretim. Bunların hiçbiri burada yok. Burada siteye çıkıyorsunuz, aynı şeyi biriniz tanımıyorsunuz yani. Belki binadaki kardeş tanıyorsunuz. Tanımıyorsunuz. Yani komşumdan çok güvenliği tanıyorum. O durum yani. Selam vereyim bir tek o güvenliği. Evet, bir güvenlik. Başka yani o Urfa'nın her haliyle özlersiniz. Ya Urfa dediğim gibi kışı bu sefer geldiğimde kar vardı. Karlı havasını özlersiniz. Dergahta sabah ezanını özlersiniz. Gibi ama Urfa başka.
Peki efendim size şöyle söyleyeyim. Şimdi bugün Emit Fuarı vardı. Evet. Oraya gittik. Büyük bir katılım vardı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu, Kültür Daire Başkanı'nın eşlik etmiş olduğu fuarda kültür ve kültür bakanımız da oradaydı. O kadar yeri gezdi. Sadece Şanlıurfa standının önünde durdu. Evet. Ciddi anlamda siyasetçiler de dünyada Şanlıurfa'ya tarihi açıdan çok büyük önem veriyor. Tarihin sıfır noktası. Urfalılar hariç. Evet. Urfalılar hariç dediğiniz gibi. Urfalılar hariç. Şimdi Şanlıurfa'da yaşayıp da Göbeklitepe'yi daha göremeyen insanlarımız var. Maalesef. Evet. Maalesef. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Biraz Şanlıurfa'nın tarihine inelim. Yani bu Şanlıurfa'nın tarihiyle alakalı şöyle bir durum var. Şimdi altyapıyı biz milletimize, vatandaşımıza hazırlamazsak Urfalı'ya, Urfalı'nın direkt bunu keşfetmesinin önünü öngöremez. Biz bunun altyapısını hazırlamamışız. Urfalı'ya, Urfa'nın kıymetini bildirecek bir etkinlik bile yapmamışız. Var mı öyle bir etkinlik, bir sosyal etkinlik gördünüz mü Urfa'da? Ya da belediyenin hazırladığı halkın kaynaştığı. Çünkü halk artık ne durumda Urfa halkı? Zaten fakirdi. Urfa, yani Urfa demeyelim, Güneydoğu'nun tamamı. Yani yoksullukla mücadele eden bir kitle. Daha yeni yeni işte bu terör bitti, biraz düzelmeler oldu. Ama yoksullukla, ya adamlar bırakın tarihi keşfetmeyi ya. Adam kendi evini keşfetmenin derdinde. Kendi evindeki sıkıntıyı keşfetmenin derdinde. Ya nasıl onu keşfetsin? Adam fırsatı yok ki. Adamın fırsatı yok balıklı gözle çocuklarını gezdirmeye. Çünkü bir gün daha biraz daha fazla çalışırım, biraz daha para kazanırım, belki bir ayakkabısını yenilerim. Şehir olarak, Güneydoğu olarak öyle kalmışız. Biz önce Güneydoğu'yu kalkındıracağız, önce Urfa'yı kalkındıracağız, önce Urfa'yı tabiri caizse ekonomiye doyuracağız. Ondan sonra diyeceğiz ki Urfalı kıymetini biliyor musun? Adam Urfa'nın mı kıymetini bilsin, evdeki oğlunun mu kıymetini bilsin? Evet, Göbekli Tepe'ye giderken, gezerken Urfa'nın kıymetini bilecek ama oraya verdiği minibüs parasını çocuğuna başka ekstra bir harçlık verecek. Şimdi sen çocuğunu mu düşünürsün, Göbekli Tepe'yi mi düşünürsün? Mevzu bu. Yani mevzu ekonomik özgürlüğü biz Urfa halkına veremedik. Bu da sanayileşmeden geçer. Bu da büyüklerin elinin taşın altına koyması. Biz demiyoruz paranızı getirin Urfa'ya başlayın. Ama paranızla gelin Urfalı için risk alın. Şanlıurfa 6. Evet. Eşik bölgesi. Evet, gelin risk alın. Bunu yapmıyorsunuz. Ondan sonra yani yapacak bir şey yok. Urfalı buna ne yapabilir? Yani ben komşularımı biliyorum. İnsanlar ne yapsa asgari ücret diyoruz. Urfa'da bile yani burayı geçtim. Urfa'da bile ki iş yok. Hani asgari ücretler arası o da yok. Olan da geçinemiyor. Nasıl Urfa'nın kültürünü kıymetini tarih bilecek, tarihini gelecek. Hara nasıl gidecek? Kaplıcaya nasıl gidecek? Evet. Örnek veriyorum. Adam zaten evde geçinemiyor ki. Ben hani böyle çok böyle felaket tellallığı da yapmak istemiyorum ki öyle de değilim. Ama ekonomi biraz zor. Şartlar biraz zorlaşmış. Yani çiftçi mahsulünü ekiyor. Şimdi çiftçi nasıl mahsulünü ekiyor? Ben çiftçilikten gelmeyeyim. Ya elektrik faturasını nasıl ödeyecek ya? Hiç bunu hesapladınız mı? Ondan sonra salatalık 30 lira olmuş. Ya olur 40 da olur. Olsun öyle değil. Hani gelir bize yüksek olsun. 40 da olur. Niye 40 olur? Sen zaten elektriği %200 arttırmışsın. Salatalık niye %100 artmış? Ya artar. Sen bunun hiç şeyini düşündünüz mü? Lojistiğini düşündünüz mü? Karpuzun Urfa'dan buraya gelişini düşündünüz mü? Ya salatalığın Antalya'dan buraya gelişini düşündünüz mü? Ben buradan Urfa'ya gidişimin eskiye göre 3 kat arttığını biliyorum. Kendi özel... 900 liraya 1000 liraya gidiyordum eskiden. Şimdi, samimi söylüyorum şu an 2700 lira 2600 lira gidiyor. Evet şimdi aynı sevkiyat değil mi? Evet. Benim de araç o da araç. Yakıt aynı yakıt. Şimdi kaç kat attı? 3 kat. Şimdi salatalık zaten 8 liraydı ne olmuş? 30 olmuş normal. Şimdi bunun önüne geçmezsek devletin bu yakıtla ilgili ciddi çiftçilere bir yasa çıkarması lazım. Etikle ilgili ya yatlardan vergi almıyor. Adamın yatı var. Yat mazotu alınca daha ucuz alıyor. Ama ben traktörüme atıyorum. Üreten çiftçiyim. Traktörüme ekeceğim traktörün mazotunu yatın mazotundan daha pahalıya alıyorum. Ya bu nasıl bir şey ya? Ben mi bu ülkeye sağlıyorum? Yat mı sağlıyor ya? Hani bu, evet tüketen mi? Evet tüketen mi önemli? Şimdi hani köylü milletin efendisiydi. Bir çelişki değil mi? Şimdi yat sahibine
olanak sağlıyorsun ama köylüler yok. Ama bu olmaz. Bu olmadığı zaman da artar. Ya biz ülke olarak çiftçi yani tarıma dayalı bir ülkeyiz. Tarımı öldürmüşüz. Ya tarımın önünü açın. Ülke zaten zıplayacak. Aslında biz şöyle bir de şöyle söyleyeyim. Mesela devlet çiftçilerimizi destekleyecek projeler sunduğu zaman biz mesela hibe almak için hemen iki tane cihaz getirip oraya koyacağımızda nasıl o desteği alırız? Hibeyi nasıl alırız? İşin üç kağıtına kaçıyoruz aslında. Ama şimdi orada... Tabii burada baktığımız zaman sistemde de sıkıntı var. Onu söyleyeyim. Evet. Sistem yani kontrol mekanizmasını evet. Siz bunu iyi dengelemezseniz evet. Ve cezai yaptırımlarınız iyi olmazsa bunun önüne geçemezsin. Adam geliyor. Ben de fabrika kuruyorum. Örnek 7 milyonla fabrika kuruyorum ya da 8 milyon fabrika kuruyorum. Devlet diyor ki 2 milyon sana teşvik. Okey. Diğer taraftan da 2 milyon aldı. Adam yapmadı. Şimdi adam 4 tane öyle yaptı. 8 milyon aldı. Ben üretenim. Oraya verdiğin 8 milyon örnek veriyorum. Çöpe gitti. Üreten bir yere gitmedi. Ama bana verseydin ben ülkeye üretim yapacaktım. Belki daha da şimdi yürütecektim. Evet. Aynı şey bir diğer sektör. Balıkta da varız. Balıkta ruhsat bulamıyoruz şu an. Kapasitemiz çıkarmaya çalışıyoruz. 2000 ton üretiyoruz. Ruhsat verin, ruhsat yok. Yeni ruhsat vermiyor. Geri kalan ruhsatların %50'si sadece göstermelik yıl sonu o şeyi almak için. Ben söyleyeyim sizi yakından tanıdığım için söylüyorum şöyle. Siz normalde pozitif bir enerjiye sahipsiniz. Elhamdülillah evet, evet. Siz bu lafları, bu sözleri söylüyorsanız demek ki artık diğer insanlar düşünemiyorlar. Şimdi az evvel bir şey söyledim. Yani ben hani gerçekten bu ülkede alışveriş yaparken alışveriş çılgınlığı değilim. Ama Urfa'ya gittiğimde ben alışveriş yapmak istiyorum. Hani gerçekten bunu burada yapmam. Hatta bizim benimle birlikte gelen bir Diyarbakırlı bir ortağım var. Ya diyor bu kadar diyor hani milliyetçi olmaz insan. Bu kadar diyor hani memleketçi olmaz. Ya evet. Gidip alışveriş yap. Hani olacak gibi değil. Ya bir pantolon olmuş 2000 lira. 2500 lira. Bir mont alıyorsunuz ya 4000 lira, 5000 lira. Hani markalar geçtim ha. Normal giyeceğim bir mont. 5000 liraya nasıl alsın? Bir ayakkabı 3000 lira, altı ayakkabı yok. Nasıl geçinecek? Ben bu halde elhamdülillah diyorum çok şükür. Ama ya diğerleri alamaz ya. Aslında konuştuğumuzun birçok şahsımız için değil. Değil yani ben. Biz de zorlanıyoruz ama. Değil. Normalde ülke genelinde olan sorun ve sıkıntılardan bahsediyoruz. Şimdi biz burada konuşuyoruz. Evet. Şimdi biraz sonra imalata ineceğiz. Orada çalışanları da göreceksiniz. Şimdi mümkün değil yani. Onlara mikrofonu uzatmayın. Yani şöyle eğer ki biz empati yapmaz isek biz bir yere varamayız. Yani şuna o gelmesin iş. Çok böyle bencil bir şey. Bana dokunmayan bin yaşasın mantığında olan biri değilim. Öyle de olmamalıyız. Şimdi ben aşağıdakini düşünmezsem aşağıdan dedim yani imalatta çalışan kardeşlerimi ben burada zaten huzurlu yiyemem. Bir süre sonra eğer ki huzurlu yesen bile tıkanacak bir çark. Ben şöyle söyleyeyim. Son geçenlerde geçen hafta bir ilahi dinledim. Kimin sözüydü bilmiyorum. Bestenin kime ait olduğunu bilmiyorum ama şöyle söyledi. Derdi ki ne ararsan ara kendinde ara. Evet. Kabe'de, Kudüs'te, Hac'da, Mekke'de değil. Kendinde ara. İnsan iyi de kötüyü de aslında kendinde arayacak. Aynen öyle. Yani insanın Kabe'si şurası. Aynen onu yani şurası önemli yani. Geçen bununla ilgili yine bir paylaşım yaptım. Gece başınızı yastığa koyduğunuzda baş başa kalıp kendinizle verdiğiniz mahkemede haklı olduğunuzu düşünüyorsanız problem yok. Haksız olursanız zaten kendinizi kandırıyorsunuz. Bunun ötesine geçemeyiz. Dolayısıyla demek istediğim şöyle bir şey var. Ben yine söylüyorum felaket tellahı değilim. Helal değilim yani ama ülke zor durumda. Yani ülke biraz sıkıntıya düşmüş. Artık insanlar geçim derdine düşmüş. Ya bir iyi bir finansçıyım. Matematik hesap yapıyorum. Kalabalık bir milletiz. Minimum 4 çocuklu ya da 3 çocuk diyelim. 2 de ebeveyn 5 kişi. Ya ikişer ekmek yer ya. Sabahtan akşama kadar. 10 ekmek 4 lira. 40 lira. 30. 1200 lira sadece ekmek. Sadece ekmek, sadece ekmek. Sigara içiyorsa bu adam 1200 de öyle gider abi. 1400. Asgari ücret bitti abi. Hani sadece ekmek dedim, elektrik demedim, doğalgaz demedim, su demedim. Yani bu
bunu görüyorlardır ya. Hani görmeme ihtimalleri yok. Peki ben size çığırından çıkıyor. Hani mesela şöyle söyleyeyim. Devlet büyüklerimizin ciddi anlamda hani devleti bir aile olarak görüyor. Tabii. Cumhurbaşkanını da ailenin reisi olarak görüyor. Evet, evet. Siz de bir ailenin reisisiniz. Evet. Ve iş yerleriniz var, iş adamısınız. Evet, elhamdülillah. Finans konusunda iyisiniz elhamdülillah. Elhamdülillah, evet. Çözüm öneriniz nedir mesela? Benim çözüm önerim yani şu. Yani sunabilir miyiz bir şeyler mesela? Tabii ki. Yani şöyle bir kere biz çözümü şuradan başlayacağız. Bedeli ne olursa olsun çiftçinin önünü açacağız. Sanayicinin önünü açacağız. Yani bu devlet bu bedeli ödeyecek. Sanayicinin ve çiftçinin önünü açtığımız zaman komple çözülür. Ama bu da nasıl çözülür? Dedim ya, niye sen yatı olana %34 ÖTV KDV almıyorsun? Doğru mu? Ya, çiftçiden alma. Hatta başka bir şey söyleyeyim. Çiftçiye bir %50'den ver. Nereye gidecek para? Çiftçi de tam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yani. Evet. Bırak ona kolaylık sağla. Çiftçinin önünü aç. Evet. Çiftçinin önünü açtığın zaman ne olacak abi? Hepsini geçtik. Kendi çekirdek ülkemizde bile yeteriz kendimize. Kendi tohumumuzu yapamıyoruz. Evet, kendi çekirdek ülkemizde, kendi içimizde yeteriz. Ama biz bunun önünü açmadığımız sürece bir de var ya, bu memlekette hain bitmez. Evet, evet. Bu memlekette hain bitmez. Allah da onların belasını verecek. İnşallah. Şimdi haşa, benim her zaman bir lafım var. Klasik, çok da güvenirim, çok da severim. Kişi kendi kalbini bilir ya. Evet. Haşa ve haşa Allah'ın yenildiği görülmemiştir. Şimdi Allah'ın dediğini yapın, geri kalan tevekkal Allah deyin. O bir şekilde düzelir. İşte o hain dediklerimiz de duvara çarpacaktır. Çünkü biz Allah'a sığındık. Geçmişte de gördük bunları. Zaten. Evet. Biz Allah'a sığındık. Bizim savunucumuz da Allah olsun. Biz doğru yapalım ama. Biz doğruluğu kendimizden başlayalım. Biz işte ülke mazotu nasıl ucuza verir derken şu aşağıda çalışan kardeşlerime ben ne yapabilirim ekstra? Evet. Onu diyelim. Ben karımı minimize edeyim. Hatta kar etmeyime gideyim. Buraya biraz daha ekonomik şartlar sağlayayım dersem, herkes kendi bölgesine başlarsa ülkede bu şekilde düzelir. Ama bizim komple Türkiye has bir durum değil bu sıkıntı. Evet. Yine geçen bir programa yine konuk oldum, söyledim. Dünyada %40, %50 fakirleşme var. Bu dünyanın her yerinde var. Yani bu Almanya'da da var, bu Amerika'da da var, bu Rusya'da da var, Çin'de de var. Ama biz Orta Doğu ülkesi olduğumuz için bu %40-50 bandı bizde %60-70'e denk geldi. Evet. Üstüne bir de bizim hainleri koyun, oldu %100. Anladınız mı? Evet, evet, oldu %100 yani. Evet. Şimdi bütün problem bu. Başta ülke, dünya zaten fakirleşti. Üstüne Orta Doğu ülkemiz olduğumuz için bir %20 artı oldu. Bir de hainlerle %100'ü bulduk elhamdülillah. Hain. Güzelir inşallah diyelim. Umut edelim. Çünkü yarın sahibi Allah. Tevekkül Allah diyeceğiz. Evet. Düzelecek. Evet, inşallah. Umudu yitirmeyeceğiz. Peki ben size şöyle söyleyeyim. Balık sektöründe de varsınız. Evet. İşler nasıl orada? Orada işler, şimdi söyleyeceğim, kur bazlı alınıp kur bazlı satıldığı için çok bizi etkilemiyor. Direkt Rusya ihracat. Onunla ilgili bir sorunumuz yok. Ama yine ya, söylüyorum. Yükseldi, daha da iyi olur. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Ama yine ben eksenli, ben iyi ol önemli siz değil. Hepimiz iyi olmadığımız sürece benim iyi olmam hiçbir anlam ifade etmez. Aynen öyle. Tabii, yani tabii. Siz de iyi olacaksınız. Şimdi ben tek iyiyim, çarşıda geziyorum Balıklı Göl'de, sizi gördüm. Nasılsın dediğimde moral bozuk. Bitti. Evet. Anladınız mı? Güler bir yüz alamadım ya da ekonomi. Şimdi biz komple bir gemideyiz. Ben tek düşünürsem bir yere varamayız. Aşağıda kişisel menfaatlerden çok toplumsal menfaatler ön planda olması lazım. Ama biz olursak ilerleriz. Ben olduğum sürece bir yere kadar. Evet. Benlikle bir yere varamayız. Peki Gaziantep'te yapmış olduğu yatırım nasıl gidiyor? Elhamdülillah o da iyi. O da plastik mi? Plastik, Urfa'ya da. Plastiği açamayız. Mesela üretimimizde neler var mesela? Birazdan gezeceğiz. Buradaki tesiste direkt biz belli markalara deterjan ambalajı yapıyoruz. Ama Urfa'daki, Gaziantep'teki plastik fabrikamız tam Urfa yöresine uygun, Orta Doğu'ya üretiyor. Sürahidir, çaydanlıktır gibi, tabak artıdır gibi plastik, züccaciye. Züccaciye ağırlıklı. Evet. Urfa'da da birkaç tane bayiye de mal veriyoruz. Peki kısmet olsa Şanlıurfa'ya ne zaman yapacaklar? Şanlıurfa'ya şöyle bir şey bekliyoruz aslında. Orada var, ayırdığımız bir bütçe de var. Bu yeni projenin açıklamasını bekliyoruz.
kapalı besleme ile ilgili yeni proje açıklandığında inşallah yer tesisiyle gireceğiz. Oraya bir 10-15 milyonluk bir yatırımımız bekliyor. Bütçesini hazırlamışız. Sadece açıklamasını bekliyoruz. Açıklandığı dakika inşallah orada bir de iki orada ahır diyorlar. 11 bin metrekare iki tane birleştirerek inşallah öyle bir yatırımımız var. Yani Urfa'ya bundan sonra Kurban Bayramı'nda eti vereceğiz. İnşallah. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şanlıurfa Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip bir il, büyük bir şehir. Yaş ortalaması 19.5, yani 19.5. Ciddi anlamda Şanlıurfa'nın yatırıma ihtiyacı var, istihdama ihtiyacı var ve ben bir gazeteci olarak, siz de bir Şanlıurfa iş adamı olarak sizden ricam, yatırımlarınızı elinizden geldiği kadar Şanlıurfa'ya yapmanızı tavsiye ediyorum ve rica ediyorum sizden. Yine dediğim gibi yani mevcut işlerimizle alakalı yine gezerseniz komple Urfa'lıdır. Şimdi tesisi gezeriz. Balık tesisine gidelim, komple Urfa'lıdır. Gaziantep'e gidelim, yine orada lojman yapmışım. Evet. Komple Urfa'lıdır. Ya ben Urfa'sız olmam. Amin diye. İnşallah cümlemizin. Son olarak Şanlıurfa'lara neler söylemek istersiniz? Şanlıurfa'da şunu istiyorum. Gerçekten Urfa halkının kalbi çok temiz. Pırıl pırıl bir kalbi var. Urfa gençlerini işe teşvik etmeyi, işi sevdirmeyi, çalışmayı sevdirmeyi, sokaklardaki kötü durumlara isim vermeyeyim, oraya müdahale edilmesini devlet tarafından ve kişilerin işe teşviğini sağlamalıyız gençlerin. 15 yaşında, 16 yaşında sokakta bir sürü gençler var. Biz işe sevdirirsek gençleri, o zaman Şanlıurfa Şanlıurfa olur. Biz işe gerçekten sevdirmiyoruz. Okumak diyoruz aslında. Okumak, çocuk zaten altyapısında okumak yok, örnek veriyorum. Finalde çat sanayi. Başka bir şey yok. Ama bu değil ki. Yani biraz ekonomistliği öğretin. Biraz ya adam 20 yaşına gelmiş hala pantolonu babası alıyor mesela. Evet. Ya bunu bırakın, biraz özgür bırak, o alsın, o parayı versin, o öğrensin. 30-25'inden sonra evleniyor, hala elektrik faturasını babası ödüyor. Çünkü baba diyor benim, işte bunu kırmalıyız artık. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde 18 yaşından sonra reşitsin, serbestsin. Doğru mu? Biz bunu kültürel olarak kendimize, yani devlet bunu düşünmüyor mu? 18'de reşit ne demek? 18'den sonra kişi kendi yaşamını idame edebilir demektir. Tabii. Biz bunu Urfa'da, biz Urfa'da kim yapıyor bunu? Yok abi, kimse yapmıyor. Adam evleniyor, çocukları var, hala babayla aynı ortak kasayı devam ediyor. Olmaz. Olmaz. Bir yere varamayız öyle. Değişmesi lazım diyorsun. Evet, bunun kendi ekonomik özgürlüklerini alıp ekonomiye katkı, ekonomiye destek olmalı lazım Urfa gençlerini. Evet. Küçükken aşılamalıyız artık. Bu kabuğu, bu büyük bir yara yani Urfa'da. Yani bizim en büyük yaramız bu. Son sözünüz bu mu oldu? Evet, son sözüm bu. Evet, peki. Bizi evinize davet ettiğiniz için, kabul ettiğiniz için şeref verdiniz. Çok çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım yani. Yani ciddi anlamda sizde ilk kez program yaptım ama zevk duydum, öyle söyleyeyim. İnşallah daha olacak. İnşallah seçimde de yaklaşıyor. Daha çok programımız olur. İnşallah. Bekleyin. Oradan. Kalıp aslında. Tamam.